Ассаляму алейкум, эй, Аурон Шахмарна. Селам олсун. Селам гökyüzünden değil. Selamet gelsin vücudumuza, afiyet gelsin. Buyur ey Şah-ı Merlan. Cenab-ı Rabbul İzzet'in, Allah-u Zülcelal'in, Habibinin kapısında duran arsan, Şah-ı Merlan. Ey Rabbimiz, senin zayıf kullarını, zavvi da fena fiil bak, bizim zayıflığımızı izale buyursunlar. Sen razı olduktan sonra ne güzel olur alem. Alemin güzelliği Rabbimizin rızalığıyla ne güzel, ne güzel. Hoş geldiniz ey yaran Şah-ı Merdan. Biz de hoş geldik. Şah-ı Merdan Hazretlerinin meclisine biz de şereflendik. Bu meclisle şereflendik. Merhaba ey yaran Şah-ı Merdan. Size merhabalar olsun. Dünyada ve ahirette merhaba. Maşallahü kâhûn. Cenab-ı Mevlamızın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Açılalım, birkaç söz olsun. Dinleyelim Şah-ı Merdan'dan. Kendimiz bir şey bilmeyiz. Bilmek isteriz. Bilgi insana şeref verir. İlim insana şeref verir. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsana şeref verir. Kuvvet verir, heybet verir, afiyet verir. Yüzü güzel olur, kalbi ferahlı olur. İşi rast gider. İşimiz ne? Ben ne iş yaparız dünyada? Buyur ey Şah-ı Merdan. İnsanoğlu gafil olmuş. Ne işimiz var dünyada ya? Tövbe estağfurullah. Açılalım. Kuvvetlenelim. Böyle dünyada ne işimiz var bizim? Dünyaya evler yapmak, apartmanlar vurmak, efendim, hükümetler kurmak, kavga kıyamet koparmak için mi geldik? Bu akılda gidenlere. Dünyaya neye geldin? Rabbul İzzet'in tesbih için
من شيء إلا يسبح بحمده. Rabbimizi tesbih için. Başka işimiz yok. Aklını başına getir insanoğlu. Allahu Ekber. Dünyada başka işimiz yok. Dünya çöplüğünden zibil toplamaya gelmedik. Aklını başına al. De Bismillahirrahmanirrahim. Açılmazsın. Heybet libası giydirsin. Sultanın şeref libası giydirsin sana. Kimler, melaikeler nereden o libas Beytullah'tan, Beytullah'a emel, Beytullah, Cenab-ı Hakk'ın evi dedi. Boş mu be o ev? Boş değil. Buyur ey Şah-ı Merdan, dinleyelim sizin mübarek kelamınızı. Boş mu bu Kabe? Beytullah dedi. Mobilyası yok mu? Ha? Eve girersen, evde oturacak yerin yoksa, ev sahibinin sana bir ikram olmazsa, o evin ne kıymeti var? Allahu Ekber. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Buyur ey Şah onlardan. Yaranınız size hayran. Ey yaran Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'ın ahbaplarım, yaranlarım soruyorlar. Beytullah diyor. Acaba Beytullah boş mudur? Boşsa ne kıymeti var? Beytullah'a bir kişi gitse de oradan alacağını alır. Bin kişi gitse de o Beytullah'tan nasibini alır. Beytullah'ın güzelliğinden elbise giydirir onlara. Müminlere şükürler olsun. Buyur ey Şah-ı Merdan, sözleriniz ne güzel. Yaranınız kalır hayran. Yaran ol. Şah-ı Merdan'a ahbaplarından ol. Ağırlanasın. Ağırlanasın. Yani ikram olmaz. İkram olmaz. Saraya seni çağırırlar. Ne için? Eline süpürge verip süpürmek için mi? Haşa. Saraya çağrılana ikram edilecektir. Saraya çağrılana ikram edilecek diye çağırdım. Ah biz de yetişseydik diyene de yetişir.
Бейтуллаха, геледжек олан, шерефли элбисе. Ey insan, sana yakışan şerefli libastır, şerefli. Şerefli elbiseyi giyecekler sultanın sarayına gidip de süflü püflü dışarı çıkarmazlar. Ey Rabbimiz kuvvet, biz öyle diyemeyiz de, biz ey Şah-ı Merdan, çok süflü küflü elbiseyle geldik. Bize güzel elbise, sultan kapısına gelene eski büskü elbise giydirmez, yepyeni. Ey insan, Rabbini ziyarete git. Allahu Ekber. Beytullah'a ziyarete gidiyor. Beytin sahibi kim? Allah-u Zülcelal. Bir şey giydirmeden süflü küflü mü sen de gönderin. Tertemiz, yepyeni. Ali Gül-Ala'dır. Cenab-ı Hakk'ın kuluna ikramı Ali Gül-Ala'dır. Ve akılsız insanlar bu dünyaya fışkı toplamaya gönderilmediniz. Beytullah'a varasınız. Allah'ın beyti, Cenab-ı Hakk'ın evi denen mübarek makam. Oraya gidin, size güzellik libası, azamet libası, şeref libası elbisesi giydirsinler. Koşunuz oraya. Nasibi olan gidiyor. Allah yüreklerimizi, gönüllerimizi alsın. Buyur ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Ne güzel söylersin. Ya. Hayde diyor onlar. Çabuk. Beytullah'a koşun. Oradan nasip alın. Yüzünüz gülsün, gönlünüz ferah olsun, şerefiniz artsın. Her işi, dünya işi on para etmez. Rabbinizin huzuruna şeref bulasın o huzurda. Buyur ey Şah-ı Merdan. İsteriz, bunu isteriz. Dünya pisliğinden kurtulmak isterim. Temiz olmak isterim. Rabbimizin divanına şerefle çıkmak isterim. Şeref bizim götürebileceğimiz şeref değil. Rabbimizden bize şeref libas. Beytine ziyarete gittiğimiz için. Bir yere gitmişim ben. Terselah derler ona. Şam arzındadır. Suriye dememen ona. Şam arzındadır. Terselah. Ama o insanları Cevabir'in elinden halas kılsın demeyle bize bu bize ayıptır söylemez.
Orada meczup olan insanlar var. Yani divane derler onlara. Ehl-ü cedbe. Ehl-ü cedbe der onlar. Onlardan insan vardı. Ömür şahib. Allah sırrını takdis etsin. Bizi çok severdi fakir. Evinde misafir ederdi de hizmetçisi vardı. Habeşi. Hizmet yapar. Koridordan girer çıkarken dikkat ederdim. Efendim, elinde tepsiyle gelirken girme göbek atardı. Göbek atar. Sevinir. O hizmetten çok sevinirdi o. Habeşi şey hizmetkar. Bakarım bir de oynar göbeğine. Ne için? O hizmetin şerefinden diyor. Burada bu şerefli bir hizmet değil ben. Bu evin sahibesi Ümmü Şahib. Allah onun sırrını takdis etsin. Onun bereketine şu telkele kurtulsun. O şeytanlar oradan açılsın gitsin isterim. O şey fakir meczube hizmetkar. Hizmet tepsiciyle gider gelirken bir de göbek atardı dışarıda ve gelirdi. Bize muhabbetleri vardı çok. Allah onların mekanlarını yüce mekanda kılsın. Aynen. Oraları berbat edenler berbat olsun. O mazlum insanlara zulmedenler kahrolsun. Tez günde ya Mevla oranın müderrikin var. Onlar bakar. Evliya var. Onların hürmetine açılsın artık. Ne Amerika halledebilir, ne Rus. Biz hallederiz. Diyor o fakir. Lakin hikmet var, biz karışmayız. Her vakit Rabbimizle olduğumuz için ferahlıyız, göbek dağıtarız. Ya sevin, razı ol halinden, zalimin başına inecek zulüm, ehlini kahredecek, yukarıdan gelecek kuvvet hazırdır. O bir tek adamın yaptığı şey o. Rabbimiz, yaranımız diyor. Mübarek Şah-ı Merdan. Allah ile olmak ne güzeldi. Sultan ile olmak ne güzeldi. Olalım buyur ey Şah-ı Merdan. Güzel yollar gösterir. Gül gülistan gösterir. Ferahlı gösterir. Hem muğamları yoktur onların. Allah'a emanet. Açılalım o insanlara da. Kalbleri mukalibel kulüp olmana Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Bir veli
istersa. Anın da onların kalplerini değiştirir. Yani hikmetle. Zulüm, zulmü çeker. İnsanlar zulme kaçtılar. Onun için geldi. Zalimi zalime musallat eder. Allah bizi affeylesin. Buyur ey Şah-ı Merdan. Biz diyemiyoruz. Ey Şah-ı Merdan, çek zülfikarı. Biz karışamayız. Ta yukarıdan emir gelinceye kadar onlar kılıncı çekmez. Ey mübarekler, biz de zayıf kulları. Aciz kulları. Zulmettik, tövbe ettik. Ey yâri yâran, ey Şah-ı Merdan'ın yaranı, bizim için tövbe edin. Tövbe ya Rabbi, sizin insanınızdan bizim için tövbe edin. Gelelim her gün sultanın sarayından şeref libası giyelim. Temiz libas denmez. Şeref libası giydirin. Şeref libasının arkasına düşmedi o insanlar. Dünyanın arkasına düştü. Bunu buldular. Şeref libasını arayıp gezselerdi, bu zalimler üzerlerine musallat olmaz. Şimdi o zalimlere de musallat olmayacak kavim vardı. Ey Rabbim, Sultanımız biz zayıf. De, Rabbena, zalemna enfusana, meylem tafilana terhamlarla nekûnen nemler. Hasirin. Deyin ey insanlar. Hepimiz diyelim. Rabbena zalim nafusana. Zulmettik. Zalimlerin başına geldik. Bir dünyada var. Zalime gelecek ceza. Bir ahirette var. Dünyada veriyor şimdi. Haddini aşmış insanoğlu. Şeytanlar dünyayı alt üst ediyor. Ne için? İnsanlar şeytanla beraber olmuş. Her işleri şeytanla. Hiçbir memleket yok şimdiki. Efendim, Cenab-ı Rabbul İzzet'in gönderdiği kanun ve nizamı tutsun. Tutmayınca kırbaç geliyor. Ey Rabbimiz bize affet. Bize kuvvet ver. Bize kuvvet ver. Zayıfık ya Rabbi. Bu zayıf kullarına ne yapalım? Affin hududu yok. Affeyle Allah. Ne bir şey kaldı diyorlar. Merhame-i Kübra. Ama kovasında olacak büyük muharebe vardır. Ondan sonra dünyanın işi teskin olur. Tamam olur.
İnsan kavan, insan rahat olur. Mümin olur. Ama bizi affeylesin. İki cihan serveri, Sultanul Enbiya Efendimiz, Resul-ü Kibriya, sancağını kaldıracak. Sultan gelsin. O vakit kurtulur. O sancağı taşımadıktan sonra kurtulmazlar. Fatiha. Kurtuluş bunda. Peygamber sancağını çek.